sen ve ben baş başa. Fırla! Hadi Ali, koş! Sen devam et. Tamam. O benim peşimde, senin değil. Tamam mı? Kaç! Saklanamazsın çocuğum. Böceğin kaçmaya çalışınca çok daha şirin oluyor. Dublaja 1986 yılında konservatuvara girdiğim zaman başlamış oldum. Çünkü dublaj konservatuvara oyunculuk bölümüne giren oyuncuların harçlık kazanma yöntemidir. Yani ikinci sınıftaydım falan herhalde. Ufak ufak stüdyolarda küçük roller konuşmaya başlayarak cep harçlığı kazanmak üzere konservatuvarla birlikte dublaja da başlamış oldum. Yani her iki tarafı da var. Daha kolay yanları var, daha zor yanları var. Ama bir kere itibarsızlaştı meslek çok. Eskiden dublaj yapabilen, genellikle bunları zaten tiyatro sinema oyuncuları yaparlardı dublajı. Ve çok saygın bir meslekti dublaj ve ekonomisi açısından da son derece tatmin ediciydi. Fakat giderek işte bu patronların, kanalların ve dublaj stüdyolarının seslendirmeciler üzerinde kurduğu baskılar sonucu giderek ekonomik anlamda çok büyük değer kaybetti. Ama öbür taraftan kolay tarafları var tabii. Teknik olarak baktığınızda eskiden işte hep anlatılır ya, filmler böyle blok halindeydi. İşte o blok bozulursa en başa dönerdim bilmem ne falan. Şimdi öyle değil. Her şeyi, saliseyi bile kırpıp kırpıp yeniden düzenleyebiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Sanatçı tek başına giriyor stüdyonun içine. İşte etrafında diğer rolleri konuşan insanlar rahatsız etmiyorlar. Konsantrasyon daha kolay. Teknik olarak bilgisayar, görüntü sistemleri, kulaktan gelen ses sistemleri, kayıt sistemleri, bunların hepsi, mikrofonlar çok değişti tabii. 10 numara hal aldı. Yani teknik anlamda çok kolay ama sosyopolitik anlamda ya da sosyoekonomik anlamda son derece itibarsız bir mesleğe dönüştürüldü ne yazık ki. Cevabı çok basit. Ben kızımı çok seviyorum ve onun gördüğüm en güzel şey olduğuna inanıyorum. Ama geldiğimiz yerde bu yeterli değil. Yazılan her programın bir amacı vardır. Aksi takdirde silinir gider. Kızımı kurtarmak için Fransa'ya gittim. Beni anlayabiliyor musun? Ben sadece bir programın... Bir programın sevgiden söz ettiğini duymadım. Evet, sevgi insanlara özgüdür. Sevgi bir kelimedir. Önemli olan kelimenin vurguladığı bağlantıdır. Sen de birini seviyorsun. Bu bağlantını korumak için ne verirdin söylesene. Her şeyimi. Demek ki senin de burada bulunma nedenin benimkinden farklı değil. Şöyle, şimdi bir iş elinize geldiğinde, seslendirmesi yapılmak üzere iş elinize geldiğinde... O işi tasarlayan, nasıl yapılacağını tasarlayan bir ekip var. Bu stüdyolarda genellikle yönetmenler ve stüdyoların sahipleri veya oradaki görevliler tarafından belirlenir. Eğer zaten bir yabancı işi Türkçeleştiriyorsanız orijinaline olabildiğince sadık kalmak zorundasınız. Dolayısıyla da kastı buna göre yapıyorsunuz. Yani o rolü daha önce belki de atıyorum Al Pacino'ysa oynayan aktör... o yıllarda Al Pacino'yu hep konuşan mutlaka bir seslendirmeci vardır ve ona müracaat edilir mümkünse. Ama sıfırdan bir iş yapıyorsanız, yani kendiniz bir animasyon işi üretmişseniz veya filmi sesli çekmeyip başkasına konuşturacaksanız bir rolü, yine o filmin onun yaratıcıları tarafından nasıl bir ses kullanılması gerektiği düşünülür, denenir. Deneme yanılma yolu da etkilidir burada. Olabilen en iyisini, yakışan kime göre tabii, o işin sahiplerine göre yakışan rol aranır. Yoksa daha mı jön, daha mı değil, daha mı ünlü, daha mı değil. Evet, ünlü olmak ayrıştırılabilir burada. Biraz daha işe bilinirlik kazanması, para kazandırması, gişe yaptırması belki ne yapıyorsanız. O anlamda bir anlam kazanabilir. Ama bu bir tasarım işidir yani. Dublaj kastı yapmak. Daha ucuza gelir sanki ha? Hazır para demişken, bunları nasıl ödemeyi düşünüyorsunuz? Tam 20 bin Cumhuriyet kredim var. Cumhuriyet kredisi mi? Cumhuriyet kredisi buralarda geçmez. Daha gerçek bir şey isterim. Başka bir şeyim yok. Ama bu kredi işini görür. Hayır efendim, görmez.
kredi yeterli olacaktır. Hayır, olmayacaktır. Sen kendini Jedi falan mı sanıyorsun ha? Öyle el sallamalar falan filan. Ben Toydaryan'ım. Kurnazlıklar bana işlemez. Para işler. Para yoksa parça da yok, anlaşma da. Ve başka hiç kimse de T-14 hiper sürücü bulamazsın, haberin olsun. Değildir elbette ama oyunculuk çözümlemesi, bilgisi olması lazım. Örnekse siz diyelim ki bir büyük bir ustayı, Robert De Niro'yu konuşuyorsunuz. O adam bir filmdeki karakter için kim bilir nasıl hazırlandı. Onun kariyerini biliyoruz zaten. O kariyerin içinden gelen bilgi, birikim, donanım, araştırma, dramaturji, masa başı çalışmaları, bir sürü şey yaptıktan sonra onu oynuyor. Siz de bunu seslendirecekseniz aşağı yukarı onun bütün evrelerde yaptığı işler konusunda onun kadar bilgili olmanız gerekmez ama hiç değilse biraz fikir sahibi olmanız gerekir tabii. Yani o nedenle de dublaj yapan birinin bir kere çok iyi bir film seyircisi olması lazım. İkincisi sanat tarihine, oyunculuk tarihine, tonlama, vurgulama ve dile dair sıradan insandan daha bilgili olması şart. Dolayısıyla buna eğer bir eğitimle elde edebiliyorsanız, evet, o zaman eğitim de şart. Ya eğitim şart, ya çıraklık, alaycılık şart. Şehirde Gübreciler Birliği'nin seminer verdiğini duydum. Tabii ki onların üstüne biraz pislik atmak lazım. Şimdi kısmen devam edebiliyoruz. Tabii evden yapılabilecek işler var. Eğer elinizde iyi bir cihaz varsa, işte bu mikrofon gibi şu anda kullandığımız, evden yapabilecekleriniz var. Ama bazı işler var ki onları evden yapabilmeniz mümkün değil. Çünkü aynı zamanda yönetmen ve teknisyen de gerektirdiği için, çözümleme gerektirdiği için onun yapmak üzere stüdyoya gitmek zorundasınız. Onu evde çözemezsiniz. Zannetmiyorum, çünkü videonun size gönderilmesi yetmez ya da görüntünün size gönderilmesi yetmez sizin üstüne konuşmanız. Bazı işler yönetmenin de ses teknisyeninin de senkronizasyonun da takip edilmesi gereken işlerdir. Siz bunu evde tek başınıza yapmazsınız. Bu durumda şunu doğurur. Filmi size getirirken ya da görüntüyü size getirirken o kişilerin de sizin evinize gelmesi gerekir ve sizin evinizde 3-5 saatlik bir çalışmayı yürütmeleri gerekir ki bu sosyolojik anlamda da bir rahatsızlık. Ben evimde 4-5 saat bir ses teknisyeninin, yönetmenin, çok da sevip sevmediğimi bilmediğim adamın mesai harcamasını istemeyebilirim. Onun için bazı işlerin yapılabilmesi için stüdyoya gitmek zorunludur. Yapacak bir şey yok. Onu istiyoruz. Ona muhtaçız. Kıymetlimizi almalı. Bizden çaldılar. Minik sinsi hobbitler. Numaracı hobbitler. Fena hobbitler. Yok. Efendi olmaz. Evet. Kıymetlimiz. Fena. Seni aldatacaklar. Üzülecekler. Efendi dostumuz. Senin hiç dostun yok. Kimse seni sevmez. Seni dinlemiyorum. Dinlemiyorum. Yalancı hırsızın tekisin. Hayır. Biz katil. Çok şımarıkça yorumluyorum. Gücü elde edenler kendilerini tanrı zannetmeye ve her şeye müdahale etmeye bir hevesleri var. Eğer bir şeyin içinde küfür geçiyorsa veya sizin hoşlanmadığınız bir şey geçiyorsa çocuklarınıza, eşinize ya da kendinize izletmezsiniz. Açıp izlemezsiniz. Elinizde uzaktan kumanda var, kanalı değiştirirsiniz. Bunu yapmak yerine bazı işgüzarlar, bazı hıyarlar çıkıp ortaya hayır onu deme, bunu da deme, şunu halkın önünde denmemesi lazım, bu yapılmaması lazım diye kendince bir ahlak silsilesi oluşturuyor, standartları oluşturuyor. Ve o standartlara göre yapılan işleri zorluyor. Bu sansür zaten adı üzerinde olmaması gereken son derece keyfi, aklı başında bir insanın yapmayacağı bir şey sansür, yani saçma. Zamana ihtiyacın var. Bizi nasıl gördüğünü anlamak için zamana ihtiyacın var, tamam mı? Tamam. Vay canına. Vay canına. Vay canına. Vay be.
Bu heyecanlı. Bu gerçekten. Bu gerçekten çok tuhaf. Ben aslında odayı aşmışım. Evet. Bu senin mi? Tatlım. Bu cin mi? Evet. Seslendirme eğitimimi 7 yaşındayken İstanbul Radyosu Çocuk Saati'yle başladım. Oradaki ustalarımızla birlikte piyesler, masallar, hikayeler, hikaye kitapları okuyorduk. Daha okumaya yeni başlamışken ben orada seslendirme teknikleri öğreniyordum. Daha sonra 11 yaşındayken de bir ustam beni aldı, bir seslendirme stüdyosuna götürdü. Ve orada ilk evetimi söylemiş oldum. Orhan Gencebay'ın kızına bir Yeşilçam filminde evet dedim. Yılan senin annen. Hayır, hayır. Seni hapishanede doğurdu. Doğumunla ilgili gerçeği herkesten sakladı. Ve seni büyütüp yetiştirmesi için kız kardeşine verdi. Hayır, yanılıyorsunuz. Onun kızı Fedra. Ben değilim. Eskiden daha zordu. Çünkü eskiden tulum kayıt dediğimiz kayıt sistemi vardı. Hep beraber giriyorduk. Analog sistem dediğimiz bir sistem kullanıyorlardı. Onun için çok kolay değildi. Bir filmi bir günde belki bitiriyorduk. Şimdi bir filmi sadece ben tek bir stüdyoya giriyorum ve bir saatte bitiriyorum. O yüzden de eskiden çok daha zordu her şey. Hayır değil. Ses güzelliği yeterli değil. İyi bir seslendirme ve dublaj sanatçısı olmak için çok iyi bir Türkçe'ye sahip olmak gerekiyor. Türkçe'yi gerçekten iyi kullanmak gerekiyor. Çok sevmek gerekiyor. Emek vermek gerekiyor. Yetenekleri nedir? Pietro'nun gelişmiş metabolizması ve termal dengeleşimi var. Kızınsa nöroelektrik arayüz, telekinezi, zihin yönetme yeteneği var. Çocuk hızlı, kız tuhaf. Nasılsa ortaya çıkarlar yine. Bence de. Dosyaya göre Stryker'ın deneylerine gönüllü olmuşlar. Çılgınlık. Doğru. Hangi canavar ülkesini korumak için bir Alman bilim adamının üstünde deney yapmasına izin verir ki? Biz savaşta değiliz yüzbaşı. Onlar öyle. Bence yanlış. Her ses her şekilde kullanılabilir. Yani çok güzel bir ses, otistik bir kadın da konuşabilir. Kötü bir büyücü de konuşabilir. Kötü karakterler de konuşabilir. Güzel ses diye bir şey yoktur. Her ses her karakteri konuşur. Sansür hep vardı. Geçmişte de vardı. Gelecekte de olacak. Şimdi de var. Her zaman vardı. Her zaman da olacak. Bunun önüne geçemeyiz. O yüzden de belirli bir yorum yapamayacağım bununla ilgili. Bir şey yapmaya fırsatın olacak. Cesurca bir şey. Ve bunu yaptığında anlayacaksın. İyi bir insan olduğunu. Tüm kanıtlar aksini gösteriyor. Hayır, ben sana inanıyorum. Nedenini biliyor musun? Anlat bebek, dinliyorum. Merakın. Ben sadece düz metin okuyorum ama film dublajı yapmıyorum. Evden dublaj yapıyor arkadaşlarımız. Bir program var, onu indiriyoruz bilgisayarlarımıza. Sesi yolluyorlar, görüntüyü yolluyorlar ve onların üzerine konuşabiliyoruz. Ama ben yapmıyorum. Eski dostum Smiley'i görmek çok iyi olacak. Onu görmeyeli o kadar uzun zaman oldu ki. Yogi, sevgili dostum, ne güzel bir sürpriz bu. Merhaba dostum Smiley, eskisinden daha iyi görünüyorsun efendim. Seni dostlarımla tanıştırayım. Hepiniz hoş geldiniz. Dostum Yogi, Aylan Köşesi gibi bir yerde ne işiniz var? Eve geçse doğru giderken bir uğrayalım dedik dostum. Dublaja nasıl başladım? Zaten Türkiye'nin ilk özel radyocularındanım. 92 yılında radyo hayatım başladı Eskişehir'de. Uzun yıllar radyolarda gece şiir programları yaptım. Ve 96-97 yılında da ulusal radyolar için İstanbul'a geldim. Star TV'de çalıştım uzun yıllar. Ve o dönemde yani 1997 yılında ilk Seykon TV'de dublajımı yaptım. Hala unutmam, onu çok büyüleyici bir şeydir. Yani içeri girdim o tiyatrolardan, sinemalardan, tanıdığım aktör ve aktrisler içeride. Hani o 80'li yılların başında radyo tiyatroları dinlerdik ya, adeta bir radyonun içine girdim ve o insanlarla artık orada zaman geçirmeye başladım. İlk dublajımı 97 yılında yaptım ama hani oluyor mu, olmuyor mu,
biraz radyo, biraz dublaj yapar mıyım, yapamaz mıyım derken 98-99 yılında da artık aktif olarak her gün dublaja gitmeye başlamıştım. Bayağı bir zaman olmuş. Ay lanet olsun. Evet, bazıları oldukça berbat. Harika, hemen bakalım. Dur. Kimsenin o şeyleri görmemesi hadi gerekiyor. Hadi ama ben Mike Tyson'ım, her şeyi görmüş bileyim. Sorun olmaz. Tamam ama bir kere bakacağız. Sonra da sileriz. Bir şey olmayacak. Vay canına. Eskiden mi daha zordu, şimdi mi daha zor? Aslında teknolojinin bu kadar ilerlemesiyle birlikte şu anda bence çok daha pratik işliyor. Daha kolay diyebiliriz. Çünkü 2000'li yıllar öncesinde bizler tulum kayıtlar yapıyorduk. İşte o sahnede yaklaşık 14 kişi varsa 14 kişi stüdyoya giriyor ve hepsi karşılıklı konuşuyordu. Yani nasılsın, iyi misin dediğinde karşındaki sanatçıyı duyduğun için hemen duyduğun tona göre iyiyim ya sen diye tonlayabiliyorduk. O dönemler tabii çok daha eğlenceliydi diyebilirim. Ama 2000'li yıllar sonrasında teknolojinin de ilerlemesiyle artık stüdyolara birçok meslektaşımızla karşılaşamıyoruz bile. Belli seansa gidip tek başına stüdyoya giriyor ve projeyi yalnız başına, yani stüdyoda yalnız başına seslendiriyoruz. Teknolojiyle birlikte bence günümüzde dublaj mesleğinin yapımı daha da kolaylaştı diyebilirim. Şimdi güzel ses insanların kafasında oluşturduğu bir yanılgı. Yani güzel ses nedir, kime göre, neye göre güzeldir, değil mi? Biz diyoruz ki her ses güzeldir. Yaratılan her ses rengi kıymetlidir. Ama bunu meslek olarak yapmak isteyen insanlara da şunu söylemeliyiz. Öncelikle temel Türkçe kurallarına uygun konuşabilmek, diksiyon, artikülasyon, fonatik, doğru nefes alıp verebilmek, doğru tonlayabilmek ve hemen akabinde de doğru senkronizasyonu sağlayarak temel Türkçe kurallarına hakim bir şekilde, sadece şunu belirteyim, dublaj yapmaya engel tek şey doğuştan bozan, doğuştan gelen bir konuşma bozukluğu. Yani peltek olmayan herkes seslendirme ve dublaj mesleğini icra edebilir. Bekle! Bekle, sabırsızlanma dostum. Hey Bird, bu ne be? Bilmem. $700 olabilir. Evet, senin için ne yapabilirim dostum? Ben Civic için gelmiştim. Fren kampanaları işe yaramaz halde ve yeni bir şanzıman gerekli. Ne? Sadece yağ değiştirilecekti. Hiç daha ciddiye binmeden bu sorunları hallettiğin için şanslısın dostum. Burayı imzala. Bastırarak. Burada fiyat yok. Olacak. Şimdi bir dublajı yapılacak bir proje öncelikle nasıl çeviriye gidiyorsa bir kas direktörünün elinden de geçer. Yani bir projede kas direktörü projeyi izler. Hangi karakteri, hangi sanatçının konuşacağına karar verir, asistanına yönlendirir ve sanatçılar aranıp seanslama işlemi başlar. Dolayısıyla bu tercihler kas direktörleri tarafından yapılıyor. Onlar da orijinal sese en uygun sesi buluyorlar. Ama tabii son dönemlerde benim de gözüme çarpıyor birçok projede, o karaktere, yani oynayan aktöre en benzeyen kişilerin de konuştuğunu görüyorum. Ama burada doğru olan orijinal sese en yakın sesi bulabilmektir. Bu yüzden de yani o projede gerçekten o karaktere en yakın ses neyse Türkiye'de de bir meslektaşımız bunu seslendiriyor. Tabii ben de şimdi mesleki yaşamıma baktığımda hiçbir Brad Pitt konuşamadım, yani o jön ses dediğimiz şey ayrı. Ben sansürün gerekliliğine inanıyorum. Tabii ki dozunda bir sansürden söz ediyorum. Özellikle hani bu gün içinde belirli yaş çocukları da buna eşlik ederken çok ağır küfürlerin edilmesini istemiyorum. Böyle bir sansürden söz ediyorum açıkçası. Zaten artık hani film platformları var. Dolayısıyla hani sansür de çok kısıtlayıcı bir şey değil artık. Yani bu internette de belirli şifre kırıyorlar. Birçok yere girebiliyorlar. Ben çok böyle ağır bir sansür olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
Mantıklı sansür her zaman için yerinde olacaktır diye düşünüyorum kendi adıma. Çünkü özellikle son dönemlerde, yani 20 yılı aşkın süredir bu işi yapan biri olarak, son dönemlerde edilen o ağır küfürlerden açıkçası rahatsızım. Sansür bu konuda olabilir belki. Derdin ne senin ha? Merhaba komşu. Az önce camdan dışarı dürüm mü fırlattın sen? Evet ha? Galiba öyle yaptım. Nesin sen, uçmuş falan çok mı? Ne olduğunu ben... gördün mü? Evet gördüm, fena halde düştüm, fena halde ezildin oğlum. Orada parçaladığın benim çapırımdı ahmak herif. Sakin ol yoldaş. Ben burada senin dostunum, tamam mı? O salak kıçını tekmelemeden motorumu tamir ettirmeni istiyorum. Yumruk alışverişi istiyorsan olur. Bak Jake Johnson, Tom O'Reilly burada bekliyor, gel hadi. Sen sevdiğim tek şeyi mahvettin, tamam mı? Olay bu. Sen neyi seversin? Ben şiiri severim. Ve bir bardak scotch. Ve elbette buradaki dostum Baxter'ı da. O zaman bak şimdi neler olacak. Affedersin. Affedersin. Ne yapıyorsun? Böylece ödeştik. 20 yıl aşkın süredir bu işi yapıyorum. Şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Hani virüs sonrası dönemi aslında bizler dublaj sanatçıları virüs döneminde yaşadık. Bu teknolojiyi evimizde sağladık ve dublajlarımıza devam ettik. Dolayısıyla bizler için bu düzen zaten başladı. Artık kondansatörlü mikrofonlarla otobanda arabayı sağa çekip bile ses yollayabiliyoruz. Bu süreç bizler için başladı diyebilirim. Çok kısa bir zaman sonra ben şöyle bir şey hayal edebiliyorum aslında. Türkiye'nin neresinde olursan ol, belki dünyanın neresinde olursan ol, belirli aplikasyonlarla temel Türkçe kurallarına hakim olan insanlar dünyanın dört bir yanından belli programlara seslendirme ve dublaj yapıp şirketlere yollayabilecekler diye düşünüyorum.